27 senedir doğma büyüme buradayım. Aslında Karadenizliyim. 4 senedir de bu stüdyoyu işletiyorum. Şöyle ama 18 yaşımdan beri de sürekli fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Gerek lise hayatım, grafik fotoğraf bölümünden mezun olmam, gerek üniversite hayatımda da görsel iletişim tasarım bölümünden mezun olmamda kaynaklı da zaten fotoğrafın içerisindeyim. Yani fotoğrafın hep içerisinde oldum. Yani ben sanatın içerisinde oldum. Hani ben bu fotoğraf işini yapayım deyip de değil de hani ben sanatın içerisindeydim. Bana ilk öğretilen şey sanattı. Ve benim hocalarımdan öğrendiğim bakış açımın akla gelen ilki değil de hep ikincisiydi ya da üçüncüsü, beşincisiydi. Ben de hep onu yapmaya çalıştım. Farklı bakmaya çalıştım. Bizim üniversitede projelerimizde çok fazla sosyal sorumluluk projelerimiz oldu. Çocuk istismarı, kadına şiddet, işte Down sendromu, hani bununla alakalı bütün broşürler, videolar, her şey yapıldı. Benim öğrendiğim bu olduğu için küçük bir yerde yaşıyor olmama rağmen tabii ki de ben yine savunduğum şeyi, yine gördüğüm şeyi, yine öğrendiğim şeyi yapacağım. Pride haftası ve sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladığım zamanlarda Pride haftası için dedim hani farklı bir çekim olur. İki tane erkeği çok yakınlaştırmadan ben zaten anlatmam gereken dili bir şekilde fotoğrafını çekerken veririm, şopumla veririm, her şeyimle veririm. İlla onları öpüştürmem gerekmiyor ya da onların illa sarılmaları gerekmiyor bunun için. Fotoğraflarını çektim. Sonra bunları yayınladım. Yayınladıktan 2 saat sonra ya da 1 saat sonra Saadet Partisi ilçe başkanı Mehmet Özalar kendi sayfasında hakaret içerikli Kara Mürsel'i örgütlemek adına beni de siyasete alet kullanarak benim fotoğraflarımı kullanarak bir linç girişimi başlattı. Bu linç girişiminden sonra da hemen zaten basına yansıdı. Basında da hemen benim aleyhime bir haber yapıldı. Zaten oradan sonra bütün herkesin paylaşımları, işte yorumları, hakaretleri, küfürleri, işte yüzüme kezzap atmaları, köpeğimle beni korkutmaları, işte fotoğrafını çektiğim kişileri ölümle tehdit etmeleri, dükkanı yağmalamaları, aklınıza gelebilecek bütün çirkin olayların hepsiyle karşılaştım. Ve sonrasında hani yapmam gereken, yani aslında ne yapmam gerektiğini ilk etapta bilmiyorum çünkü hayatımda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ve savcılık için hani böyle avukat mı tutmak gerekiyor, yani avukata mı soralım, hangi avukatı tutmalıyım mı düşünürken polisler geldi. Kızım dedi, senin artık beklemeye şansın yok. Bizim de kulağımıza geldi. Beni tuttular kolumdan, savcılar götürdüler. Dedi ki dilekçe vereceksin. Dilekçeni verdikten sonra zaten sana polis koruması gelecek. O yüzden dedi sen artık daha fazla bekleme. Ve savcılığa dilekçemi verdim. Ve dilekçemde yaklaşık 25-30 kişi var. Ama başıma bir şey gelir. En ufak dahi olsa köpeğime, bana ya da çocuklara, çocukların başına gelebilecek en ufak şey de kesinlikle bunun sorumlusu Mehmet Özalay. Çünkü beni bir siyasi alanda beni rant olarak kullanamaz. Böyle bir hakkı yok. Bana linç kampanyası başlatamaz. Bir kere benim işime yansıdı. Ben şimdiden işlerimi kaybetmeye başladım. Yani ben sokağa çıktığımda nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Yani benim çektiğim sosyal sorumluluk farkındalık projesiyle mi bu oldu? Hani bu kadar mıydı? Beni bu konuda nasıl alet edebildin sen? Ben bunu kabul etmiyorum. Kabul etmediğim gibi de susmuyorum. Ve ben gerekli ne varsa maddi, manevi, artık aklınıza gelebilecek bütün her şeyde hatta ben gerekirse kendisinin artık bu partiyle bir bağlantısı kalmamasını da istiyorum. Çünkü bu işi başaramıyor, bu işi yapamıyor. Bu işi yapabiliyor olsaydı zaten böyle bir şey yapmayacaktı asla. Benim istediğim bu. Bütün ne varsa, elimden gelen ne varsa her şeyi kullanacağım. Çünkü yani çok kıymetli. Kıymetliyim. Çocuklarımız da kıymetli. Kimse kimseye hakaret edemez. Kimse kimsenin dükkanı yağmalayamaz.
kimse kimseyi örgütleyemez. Yani böyle bir dünya yok. Buraya elini kolunu sallayan bir insan burada çıplak fotoğraflar çekiliyormuş, burada müstehcen fotoğraflar çekiliyormuş deyip dişlerini sıkamaz. Bir kere ben buraya saygısızlık yapanı anlıyorum. Bunu zaten yapamazsın bana. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. İnsanlar da bana oturup da Başak sen ne yapmışsın ya da sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyen hiç kimse olmadı. Tam tersi çok güzel de tepkiler aldım. Bütün gün, bütün gece burada sabah kadar nöbet tuttuk Başak polislerle beraber. Sen gönlünü ferah tut, sen evinde rahat uyu, hiçbir şey olmayacak sana tarzında söylemler geldi. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Yeterli bir de. Öncelikle işte Başak benim çok yakın arkadaşım. İki türlü de bakıyorum. Bir kere hani arkadaşım oldu, hani kardeşim gibi sevdiğim için onun canından hani şüphe ediyoruz. Korkuyoruz başına bir şey gelmesinden dolayı. Bu anlamda çok sinirliyim zaten. Hani kimse kimsenin üstünden böyle bir rant sağlayamaz. Siyasi anlamda yapamaz kimse bunu. Sosyal sorumluluk projesi, yani profesyonelce yapılmış bir çekim. Bence sanatçı her şeyi resmedebilir. Bunun üstünden rant sağlamamalar ve yağmalamakla tehdit edemez. Kimse kimseye yapamaz bunu. O yüzden yanındayız, ona desteğiz. Her zaman da yanında olacağız. Eğer başına bir şeyler gelirse zaten sorunları çok belli. Oh, ama yanındayız. Başına bir şey gelsin istemiyoruz. Kimse de rahat sağlayamaz üstünden. Tabii ki de. Kadının gücü.